Merhaba değerli arkadaşlar. Romlar hakkında bilgilendirme videolarıma hoş geldiniz. Bugün Romların ana vatanı neresinin ikinci bölümündeyiz. Birinci video olduğu gibi bu da ezber bozan bir video olacak. Bugün Romların ana vatanı Mısır'dır. Belgelerle kanıtlayacağız. Romların ana vatanı Mısır'dır. Zaten biz önceden de bildirmiştik ve eski Mısır medeniyet araştırmacısı Mustafa Gadala'nın Egyptian Romani kitabından yazdığı gibi 6000 yıl öncesi Mısır'daki yaşayanlar kendi ülkesine Roma derlerdi. Bu kelimenin karşılığı Mısır insanları demekti. Yani anlamında Roma, Rımıtı sessiz harflerle yazılır ve R, Ray ve Efendi, M, Manuş insan ve T, Tan yer. İnsan efendinin yeri. Yani Rom dediğimizde bunu her zaman aklınızda tutmanız gerekiyor. Yani burada nereden bahsedeceğiz? En fazla insanların dağıldığı yerlerden, ki dağıldığı yer Mu kıtasından olmuştur. Mu kıtası böyle ve bu şekilde bildiriliyor ki buradan da biz ne anlıyoruz? Mu kıtasının doğu kısmından bir kısmına diğer yerlere millet çıkmış, diğer tarafı ise batı kısmına veya Hindistan'a çıkmışlardı. Burada çok önemli bir detay daha vardır. Lemurya İlk insanların bulunduğu yerde ve ölülerin yeri bilinen, burada ruhların yeri demektir ki Lemuria Romca'da mezar anlamında ruh demek. Yani Romca'da mezar kelimesi yok fakat ruhların bulunduğu yer gibi Lemuria kullanılmaktadır. Şimdi Romların ana vatanı Mısır'dır. Biz belgelerle bildirmek istiyoruz. Çünkü biz önceden Romathan dedik, insanlar inanmadı. Fakat insanlar inanmadıysa biz o zaman da belge bulmamız gerekiyor. Belgeler nerede bulundu? İşte İncil'de ilk önce Latince çevrilmiş bir İncil'de burada görüyorsunuz Romathan veya Samariye yakınlığında bulunan bir tan, Romathan bir yer yemek Romathan deniliyor. Bunun bazı yerlerde başka başka isimlerde kullanılmış. İşte Makabiler 11-34'i görebilirsiniz. Orada Ramathaim gibi görünüyor. Bazı yerlerde Ramathaim İngilizce'de, yine yeni Latince'de Ramathae isimleriyle bilinmektedir. Fakat en önemlisi nedir? Bizim bunlarda nasıl söylerseler söylesinler, onlar bir Romca bir bilgi vardır. Romathan işte bu yerde Efraim yaşamıştır. Efraim kimdir? Yusuf Aleyhisselam'ın ve Asenet'in oğludur. Ki bu Mısır'dan buraya İsa ile çıktığı sırada ismini orijinal almıştır. Sonradan Romathan isimler değişmiş, Ramathaim isimler değişmiş, Ramathaim isimler değişmiş vesaire. Fakat her ismin bir anlamı vardır. Ramathan genel olarak Mısırlı demek. Yani Mısır bütün olarak Romların yeri, tan demek. Romathaim demek, Romanlı ortada bulunan, bunların Nil kenarında yaşayan, tem ise millet isminde. Onun için Türkiye'de Roman diyorlar. Bundan kalmıştır ve Mısırlılar, Kıptiler Romathaim Mısır'a diyorlar. Romathaim, Ramathaim, işte bu da aynı Roma, Ramathaim, tem yani millet geliyor. Fakat bugün bu Romathaim, Romathan, bunlar bugün Ramallah ismiyle değiştirilmiştir ki bu da Rama veya Roma isminde, burada Lah yani Allah isminde Allah'ın kişileri olduğu bildirilmektedir. Bunun için daha geniş bir ders yapacağım bunun hakkında. Çünkü daha derin bilgiler vermem gerekiyor. Şimdi Romların ana vatanı Mısır'dır. Yine belgelerle biz göstermek istiyoruz. Bunu ilk önce Evliya Çelebi yazdıklarını ve Evliya Çelebi Mısır'a gittiğinde Mısır'da Romlar hakkında yazdığı belgeleri size bildirmek istiyoruz. Yani Hazreti Musa'nın zamanında Kıptiler halkından Faraon idi. Bu zamanda Kıptiler diyor Evliya Çelebi dünyaya yayılmıştır. Ne diyor? Firavun da çingenedir. Onların atalarıdır. Firavun'un tüm çingeneleriyle yani Romlara toplamış ve onlara şöyle demiş. Ben sizin yüce Rabbinizim. Yüce Rabbi demek şimdi Tanrı anlamında anlaşılıyor fakat Rab kelimesi öğretmen veya lider anlamında o şekilde konuşulmuş. Fakat bunlar daha geçlerde
ben sizin tanrınızım gibi tercüme edilmiş ki yanlış bilgiler bunlar. Ayrıca Romların söylediklerine göre diğer bir belgeye geçelim. Romların imparatoru, o zaman da faraon, Hurtipengo isminde bir faraon, onun çok ünlü bir dündül adında bir atı varmış. Bu at hakkında Hazreti Muhammed'in yani 628. yılında 7. veya 628 yılında Mısır kralına Mukavvis'e gönderdiği mektubunda anlatırken Evliya Çelebi aynı adlı attan Evliya Çelebi de bahsetmektedir. Mukavvis İslam'a davet edilmiş fakat Kıptilerin İslam'a girmeyeceğini bilince kabul etmemiş ve o da kendi krallığını bırakmak istememiş. Onun için yine Hazreti Muhammed'e bir mektup veya hediye göndermiştir. Ki hediyelerde ne var? İki beyaz katır, dumdul adlı küçük bir at. İşte bu dumdul ve bu dumdul ne anlamda bağlı olduğunu bunu araştırmamız lazım. Zülfikar adlı bir merkep ve iki kız kardeş. Bu iki kız kardeşten biliyoruz bir tane Hazreti Muhammed almış ki ondan bir çocuğu da İbrahim isminde bir oğlu olmuştur. Bu ise işte orijinal yazılan mektup bu. Romların ana vatanı Mısır'dır. Yine belgelerle anlatmak istiyoruz. Yunanistan'da ilk yazılar 1322 yılında Aziz Yorge hakkında Simeonis Grit veya Krit adlı semtinde orada çadırlarda Ham isminde bir millet yaşıyormuş ki bu Ham ismindeki millet Mısır ile bağlıdır çünkü Hazreti Nuh'un bedua etmiş oğludur. Jurica Petrovic Ortaçağ Dubrovnik'te Romların adı Dubrovnik bu eski Yugoslavya'da bir yer. 5 Kasım 1362 yılında Mısırlılar Vlahov ve Vitan saklama amaçlı 7 büyük gümüş kemerlerini 6. Radem Bratuslavlevich'e vermişler ve ondan geri almak için prensin ofisinde yardım istemişler. Ayrıca Köfü yani Yunanistan'da 1346 yılında öncesi ve sonrası Feud Atsinganorum yani Romların Feudu adlanan bir feud varmış ve orada yaşayanlar bu yerden ayrıldıkları zaman Mısırlı olduklarını söylemişlerdi. İşte yazıları gördüğünüz gibi çok tanıdık yazılar Rayko Juric ve Jean-Pierre Ligios'tan alınmış bir metinden. Romlar Küçük Mısır'dan geldiğini söylemişler çünkü önceden Madon'da yaşamışlar ve onun yakınında Gibbe adlı bir dağda bir tepede en azından 200 ev ve karyolarda yaşayan Hayren isminde Mısırlılar varmış. Bu yüzden uzun süre yaşadıklarından dolayı Küçük Mısır ismini de almışlar. İşte bu yine yazarların verdiği bilgiler. Devam ediyoruz. Romların ana vatanı Mısır'dır. Doktor Rayko Juric Romlara ne zamandan Yugoslavya ve Avrupa'ya geldiklerini burada gözetiyor. 1378 yılında Romlar Peloponez'de, Mara Yarımadası'nda, Zagreb'de, 1407 yılında Hildesheim'da, 1414 yılında Basel'de, 1416 yılında Kronstadt, Augsburg, Hamburg, Lübeck, Rostock, Magdeburg, Leipzig, Frankfurt ve Strasbourg'da bulunmuşlar ve orada yaşamışlar. Yani bunlar 120 veya 300 kişili erkek, kadın, çocuk, sigorta evrağı olan Mısır'dan geldiğini, liderlerinin prens ünvanı olduklarını bildiriyor. Strasbourg kroniğinde Jakob Trauş, Epir Yunanistan'da 14 bin kişi veya belki de 140 ya da 1400 çünkü 14 bin çok bana gözüküyor ama evrakta 14 bin yazıyor. Kendilerinden Epir'den yani Mısırlı adlanan zengin yerlilerin geldiği söylenir. Yunanlılardan onların lideri olan Hersek Mikhail ve Eli at takip ediyormuş. Romların miladi 850 yılından itibaren Epir'de oldukları bahsediliyor. 1416 yılında Transilvanya'nın şehri Constanța, günümüzdeki Bataşov, Romanya'da 120 kişilik bir grubu olan Mısırlı Sayın Emausa'ya yemek ve para verilmiş. Yani burada Mısırlı olduklarını bildiriyor. 1417 yılında Alman İmparatoru Sigmund hükümlük yaptığı ülkelerde Macaristan, Çek, Dalmatya, Hırvatistan birkaç gruplara sigorta ve serbest dolaşım belgeleri vermiştir. Şimdi bu gruplardan Romların bu gruplardan birisinden Andrea adlı kendi grubuyla günahlarını yıkamak nedeniyle 7 yıl gezmelerine yürümeye ve 7 yıl sonra Roma'ya
vafiz edilmek için, Hristiyanlığa girmek için papaya gitme gerekiyormuş. Küçük Mısır'dan Andrea 100 kişilik grubuyla 18-7-1422 yılında İtalya'nın Bologna şehrinde bahsedilir. Ayrıca 1419 yılında Fransa'da Küçük Mısır'dan Herzog Andrea liderliğine de romanlardan bahsedilir. Burada 7 yıl gezmeleri bunu en fazla Hazreti İsa'nın çiviler hakkında verilen bilgi ile bir yeni programda daha fazla daha geniş anlatacağım. İspanya'da ilk bilinen yazı Kral Alfonso'nun 5. 12-1425 yılında Zaragoza şehrinde verdiği Domun John de Egyptum Menor adlı sigorta belgesinde şu yazı yazılır. 3 ay boyunca bahsedilen kişiye kendi insanlarıyla ve eşyalarıyla serbest girmek ve çıkmak iznidir. Küçük Mısır'dan Thomas ve Martin Kantların başkanlığıyla İspanya'da 1460 yılında Gitanlardan bahsedilir. Yani Küçük Mısır'dan gelenler Gitan İspanya'da adlandırılmışlar. Danimarka'da 1505 yılında Romlarla bilgi bir mektupta şunlar yazılır. İskoç kralı James 4. amcası olan Danimarka'nın kralı Hans'tan Hristiyan ülkesinde hac yapan Küçük Mısır'dan Prens Antonio Gagino'yu çok iyi karşılamalarını rica etmiş. Bunu Dirlund yazıyor 1872'de 289. sayfasında. İsveç'te de Prens Antonio bahsediliyor. Bu hac işte burada bu 7 yıl gezmelerini emretmiş olanlardan bahsediliyor. Danimarka'da İskoçya Kralı dediğimizde o zaman da İskoçya Krallığı'nın ayrıca İskoçya'da Romların kralı da orada bulunuyormuş. İşte gördüğünüz bu kral ve bunun yardımıyla bunlar gezmeye izin alıyorlardı. Romların ana vatanı Mısır'dır. Yine belgelerle size bildiriyorum. Osmanlı'da bir sözleşme vardır. 1531 yılında veya 937 yılında Çingene Sancak Bey ile Osmanlılar'da anlaşıldığı Kanunname-i Kıptiyani Viyaleti Rumeli, yani Türkçe'de Rumeli Eyaleti Çingenelerin Kanunnamesi yapılmıştır. Bu Sancak Bey'in ve Osmanlı aralarında Miri Kıptiyan Romlar arasında hükmeder ve görevlerden biri Romlardan vergi almak, Müslümanların bir yerde toplamak ve askere yollamak idi. Diğer belge ne diyor? Polonya Romanları Afrika'dan kendilerine bir ülke istemişler ki bu da 1937 yılında kendilerine kral ilan eden Kiviek ailesi tarafından Afrika'da bir ülke kurmak için devletlerden toprak istemişler. Bu Afrika'nın neresinden olduğunu bilinmiyor fakat biz Mısır Afrika'da olduğunu biliyoruz. Onun için de Mısır'a dönmesini istemişler. Fakat daha önemli bir belge burada. Çünkü gördüğünüz gibi Franco Çingene ve Yahudi melezidir diyor İspanyol'da. Bu zamanlarda bu kifiki Polonya'ya geldiğinde zaten İspanyol'dan gelmiş. İspanyol'da burada Franco'nun bu Vikin ölümünden sonra bu yazıda ne yazıyor? Çingene kralının mirasını Franco'ya bırakmasının sebebi buymuş. Ne demek? Bunlar amca oğulları olduğu bu belgede görülüyor. Ki bu da çok önemli bir belge. Bunun daha derin bir bilgi aldırmak için yeni bir ders yapmam gerekiyor. Çünkü şimdi göreceğiniz, işte burada göreceğiniz bunlarla da bu bağlı olduğu bilinmektedir. Ve bunlar da Romların ana vatanı Mısır'da yine kanıtlarla devam ediyoruz. Romlarda başka bir kutlama vardı. Fransa'da Kalisara olarak tanılır. Kalisara Romların koruyucusu olarak tanılır. Ve kendisi Romlar olarak bilinen bir Mısırlıdır. Bu yüzden Romlar bugünü kutlarlar ve Kalisara Hazreti İsa'nın ve Maria Magdalena'nın kızı diye düşünceler vardır. Kalisara'nın günü 24 Mayıs ve Prizren Kosova'da bayrağın günü aynı günde kutlanılır. Fransa'daki yapılan geleneği eski Mısır'daki ikonu suya atıldığı gibi aynı bir şekilde yapılır bu kutlama. Kalisara'ya bahsederken Hazreti İsa'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Hazreti İsa Rom olduğunu söyleyen yazılar var. Ve Harvard Üniversitesi'nin yazılarına göre bu bilgiler papirüs üzerinde yazılmış, orijinal yazı Kıptiçi olduğu bildirilir.
Hazreti İsa'nın Rom olduğunu ve Kalisara'nın onun kızı olduğunu söyleyen yazılar yeni değil. İşte bu üniversitenin verdiği resimde de Real İsus, Hazreti İsa'nın orijinal şekli bu şekilde olması diye onlar düşüncelerini vermişler. Romların ana vatanı Mısır'da yine belgelerle devam ediyoruz. Bir başka kutlama Prizren'deki Romlar Hedernebi Bayramı veya Bayramın Günü olarak bilinen bayram kutlamalarıdır. Her yıl 22-24 Mayıs'ta bugün kutlanırız. Cumartesi gününe en yakın olan gün. Hedernebi adını Heder ve Nebi adlarına ayrılır. Heder Hızır ve Nebi Tanrı'nın peygamberi. Bayramın günü olarak bayram 22-24 Mayıs'ta kutlanılır. Bu bayrak 1227 yılında savaşta yardım ettikleri nedeniyle Selçuk Türklerden Romlara bu bayrak verilmiştir. Bu bayrak birlikte demircili simbolünü gösteren bayrağı da onlara verilmiştir ve her yıl 29 Haziran'da bu bayrağın günü olarak kutlanılır. İşte bu ikincisi. İkinci bayrağın sancak günü Dirin Günü olarak tanılır. Dir yani demirci Hazreti Davut'un pir olarak tanılır ve Kenan ülkesinden peygamber Hazreti Davut'un bayrağı mezar bekçisinden alınmıştır. Bu iki bayrak Mısır'la bağlantılı gösterir çünkü tarihte bilindiği kadar Mısır'da Selçuklular Memlük Devleti'yle anlaşmaları vardır. Burada gördüğümüz gibi Hazreti Davut önceden bildirdiğimiz gibi Romat Han'da işte orada doğmuş ve orada büyümüştür. Onun için bunun içinde bir yeni bir ders yapmamız gerekiyor. Bu bayrakta ise gördüğünüz beyaz kısmında burada ayet-i kursi yazılıyor. Burada ise Hazreti Muhammed ve burada verilen tarih yazılıyor. Diğer taraftan ise burada peygamberlerin ismi ve Hazreti Muhammed'in çocukları yazılmaktadır. Romların ana vatanı Mısır'dır. Yine belgelerle. İşte bu belgede 1910 yılında Vidin'de yani Bulgaristan'da Kombi Egyptian yazılıyor. Yani Kıptilerin muhtarlığı kurulmuştur. Kıptilerin muhtarlığı 1910 yılında bunlar da Bulgaristan'da kabul edilmiş bir Kıpti milleti olarak bilinmektedir. İkincisi burada görüyorsunuz mühürde. Buradaki aynı mühür. Burada ne görüyorsun? Aziz Yörge'yi görüyoruz. Çünkü Aziz Yörge burada bir timsahı öldürüyor. Ki o zamanlarda inanışa göre her yıl bir kurban verilmek isteniyordu. Bu o yılda ise bir kralın kızı kurban verilecekti timsaha. Ve burada gördüğünüz gibi Aziz Yörge bunu öldürüyor ve pagan inanışlarını buradan sonra devam etmemesini de kanıtlıyorlar. Bütün bu bilgileri ve bundan daha fazla bilgiler işte Şakir Mahmut Paşov Bulgaristan'da 1898 yılında Sofya'da doğmuştur ve orada da ölmüştür. Bunun yazdığı bir kitapta 1957 yılında el yazısıyla kitaplarında bu geniş bilgiler vermiş ve ayrıca burada 1919 yılında yine Mısır Birliği kurulmuştur diyor. 1919 yılında işte bu Mısır Birliği bu da Romların Mısır'dan geldiklerini bildiriyor ve burada ilk olarak Osmanlı zamanından sonra da bu birlikler devam etmiştir ve bugün de bu Romlar Romca'yı konuşmaktadırlar. İşte bunları da bildiğimiz zaman çünkü bunlara da çok Profesör Doktor Elena Marushikova ve Profesör Doktor Veselin Popov bunların Romların Osmanlılarda olduğu bilgileri almışlar ve onlar toplamışlar. Bunlar belge bizim için. Devam ediyoruz. Romların ana vatanı Mısır'da yine belgelerle. İşte Osmanlı'dan kalan belgeler. Bu 1877-1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nda Prizren'den yani benim doğduğum kasaba Kosova'dan Rum, Latin, Bulgar ve Kıptiler 4000 kadar kişinin gönüllü olarak bu savaşa katılmalarını işte haber veriyor. Diğer belge Kosova vilayetinin merkezinde bulunan Müslüman Kıpti çocuklar için okullar açılmış ve bu okullarda onlara bedava kitaplar verilmesini işte meclisin yazısı burada gözüküyor. Üçüncüsü ise Siroza sancağına bağlı yani Çingene sancağına, Siroza sancağına burada bağlı Kıptiler kendi mezarlıklarının yeri dolduğu için kabirlerini yeni bir yerde kurmalarını istemişler. Bu da Selanik vilayetine bir yazı yazmışlar. Bu da 21 Haziran 1900
11 yılındaki bir belge. Bunlar da ne anlatıyor? Müslümanlar Kıptiler. Kıptiler işte bunlar yine bizim Osmanlılar zamanında Romlara ad verilen bir isim. Romların ana vatanı Mısır'dır. Yine belgelerle işte İlber Ortaylı Osmanlı'daki Romalara anlatırken çok önemli bir detay verdi. Bu Profesör Doktor Romların Rumeli sancağından 500 bin kişiden 200 binin orduda istihdam ettiğini söylüyor. Yani İlber Hoca'nın dedikleri gerçek ise ki böyle bir akademisyenin inanılır biridir. O zaman sancağa bağlı bu 500 bin kişi Osmanlı'dan maaş almış ve tümü asimile olmuştur. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin bugün 720 bin asker ve sivil kurumlarını kıyaslarsak o zamanki Romların sayısı bayağı ki çok gözüküyor. Romların ana vatanı Mısır'da yine belgelerde. İşte Kakava. Kakava Hederles yani Hederles, Hızır ve İlyas. Bunlar zaten Mısır olduklarını bildiriyor ve Kıptilerin işte burada Kıptiler yazıyor. Romların Kakava Hederles kutladığını anlatıyor. Burada çok önemli bir detay vardır. Burada görüyorsunuz 6 Mayıs 1934 yılında 1934 yazıyor fakat 1934 olması gerekiyor. Önceden bir yazılmıyormuş. 1934 yılında bu çağrı yapılmış. Fakat sonunda ne var? Altında var. Alt yazında 6 Mayıs 6538. O yıl ki bugün de toplam 89 yani 1939'dan 89'u katarsak yani biz 6627. yılda yaşıyoruz. Bu belge kim vermiş? Edirne ve Tevabi Umut Çeri başlığından alınmıştır. Şimdi bu takvime bakarak İsrail takvimine göre 5783 yılında yaşıyorsak o zaman da Romlar 844 yıl daha eski takvimleri vardır. Demek ki bütün bunlar Romlardan çıkmış diyebilirim. Şimdi en önemli belge Romların her zaman konuştuğu, her zaman söylediği fakat kimse inanmadığı yine bir belge. İşte El diyor Tanrı, King of Gods, Tanrıların Kralı. Tanrıların Kralı bunlar Kanan ve Mısır'da kullanılan bir isim. Biz Romca'da kullanıyoruz zaten Dev El, işte El, Tanrı El diyoruz. Daha sonra İsrailler Gabriel, Mikael, İsmail vesaire kullanmışlar. Fakat biz hem El'i kullanıyoruz hem Dev Lah kullanıyoruz. Bugünkü Müslümanların da Lah kullandıkları. Fakat Lah biliyoruz bu Mısır'dan gelen bir isim ve bu da Romca'da Dev Lah kullanılan bir isimdir. İşte değerli arkadaşlar belgelerle Romca Romların ana vatanını Mısır olduğunu biz size gösterdik ve daha da yine daha programlar yapacağız ve daha yeni bilgiler vereceğiz size. Fakat bugün için bu kadar. Değerli arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolara destek olacaksınız. Videoma abone olun ve zili açın ki videoları yayınladığım zaman doğrudan haberdar olun. Abone olmak bedavadır. Görüşmek üzere.